Dördüncü soruma geleyim mi? Buyurun lütfen. Dördüncü sorum bence bu listedeki en zor soru. Hazır mısın? Olsam ne yazar, olmasam ne yazar? Altta şey koyayım mı? Tutun kollarımdan düşerim şimdi. efendim, soru şu. Evet, Bin dinliyorum. yıl boyunca yalnızca 3 kitap okuma şansın olsaydı, bu kitaplar hangileri olurdu ve neden? Ama şöyle bir ince nokta var. Bu 3 kitabı okuyup bırakmıyorsun. Yani yıl boyunca döndüre 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 bu 3 kitabı okuyacaksın. Yani artık ezberler misin? Hatim mi indirirsin? O tamamıyla senin bilebileceğin bir şey. Hani Yavrum örgümü getirir misin? Evet. Yalnız da bak ben bu soruyu yumuşattım. Bu sorunun başlangıcı ömür boyuydu. Ömür boyu olsa ne kadar ağlardık? Ben şu sebepten yumuşattım. Baktım ki kendim cevap veremiyorum. Evet. Ama bir yıla cevap verebildim. Şu sebeple cevap verebildim. Şu an içerisinde bulunduğum ruh hali, işte psikolojim, hayatımın düzeni vesaire bana bir cevap verdirtti. Evet. Eğer bir cevabın yok ise ben kendi cevabımdan başlayarak seni de biraz rahatlatmak isterim. Peki efendim dinleyelim size. Bir tanesi zaten belirli. Yani o hep sırayı almış durumda ama diğerlerini düşünelim bakalım. Evet. Daha önce bahsetti, yani şöyle bahsedeyim. Bu 3 kitabı belirlerken gerçekten en dikkat ettiğim şey şu anki ruh halim oldu. Belki 6 ay sonra ya da ne 6 ay, 3 ay sonra sorsam başka bir şey de diyebilirim. Belki 2 hafta sonra sorsam başka bir şey derim. Ama şu an baktığım yerden bu 3 kitabı tercih ettim. Birincisi, daha önce saydığım sebeplerden ötürü Martı. Benim için çok böyle köşe taşıdır kendisi. Başucu kitabım bile diyebilirim. Yani bence hani küçümsenmesi çok tuhaf kaçar Martı'nın genel anlamıyla. Benim hayatımdaki yeri de düşününce. O yüzden Martı diyorum. Bir diğer kitabım benim Macbeth. neden? Neden? Çünkü eğer bir yıl boyunca sadece bu 3 kitabı okuyacaksam ben bu kitaplardan ısrarla ve tekrar tekrar bir şeyler almak isterim. Yani her okuduğumda bana farklı bir şey versin ve verdiği şey bende yerini bulsun isterim. Macbeth'i ben çok ayrı seviyorum gerçekten. Bunun da sebebi şu. Bence hani kibir çok derin bir kuyu ve insan bir kere kafasını eğip baktığında hani hipnotize oluyor bir nevi. Daha çok bakmak istiyor, daha çok bakmak istiyor. O istek bir noktada daha da büyüyüp artık onu içine çeken bir hal alıyor ve o kibrin kuyusuna düşüyor insan. Ve orada kaldığın süre boyunca batmaya mahkumsun. Yani oradan çıkış çok zor. Benim baktığım açıdan. Yani o kuyuya düştükten sonra o bataklık seni çekmek zorunda. Yani o yüzden ben her Macbeth okuduğumda böyle tüylerim diken diken olur ve insan kibrinin aslında tırnak içerisinde bir şeytan dehası olduğu söylenebilir. Yani böyle biraz metaforlarla dolu bir tabirle. O yüzden bence her zaman kibrin arka planda tutulması ve olabildiğince hayattan soyutlanmasını bana hatırlatması için Macbeth'i ben tokat mahiyetinde bu listeye koyarım. Tekrar tekrar her okuduğumda bana aynı Elif bak sen ileri gidiyorsun dur desin isterim. O yüzden bu listede benim için Macbeth var. Bir diğer isim açıkçası benim hayatıma yeni giren bir kitap. Son bir yıl, bir buçuk yıl falan oldu bu kitap benim hayatıma gireli. Ama yani o kadar sevdim ki bu listeye aldım bu kitabı da. Bu üçüncü kitapta Tatar Çölü. Bunun sebebi şu.
Tatar çölünde bir askerin gözünden anlatılır hayat ve bu asker Tatar çölü diye bir yere gider, bir kaleye atanır. Yani atanma mıdır o nedir bilmiyorum. Bir şeye yapılır. Askerler ne yapılıyordu? Şu an hatırlamıyorum. Neyse. Gönderiliyor işte o tarafa. Ne kadar çirkin anlattım ya. Çok güzel bir kitap bu arada. Ya, Tatar çölü çok güzel bir yalnızlık tasviridir. Harika gerçekten, hani iliklerine kadar yalnızlığı hissedersin ve çok da güzel bir yansımadır bence. Fakat ben bu kitabı okuduktan sonra muazzam derecede bir şey yapma isteğiyle doldum. Neden? Bunu da açıklayayım. Çünkü kitabın baş kahramanı bir şeyler bekler. Hayattan, işte gidişattan, olup bitenden bir şeyler bekler. Ve aslında beklerken eline geçen tek şey yüzündeki çizgilerdir. Yani o kadar günümüz insanının böyle rehavete kapıldığı bir nokta ki bu. Yani herkes bir mucizeye inanmak ve onun geleceğini beklemek istiyor tırnak içerisinde sahiden. Ama mucizeler siz onlara gitmedikçe size yaklaşan şeyler değil. Yani kutup gibi düşün. Böyle birbirinizi çekmeniz lazım. Bir şeye ulaşmak istiyorsanız ya da bir adım atmak istiyorsanız bir yerden başlamanız lazım. Siz o adımı atmadıkça o beklediğin her neyse gelmiyor bir şekilde. Ve beklemek, böyle sadece beklemek, hiçbir şey yapmadan beklemek ya zaman kaybından öte bir şey değil aslında. Yani bir şey yapmaya başladığında aslında o yaptığın şeyin adı beklemek de olmuyor bir nevi. Yani sen artık beklemekten ziyade ilerlemiş oluyorsun ya. Ya Tatar Çölü aslında herkese umut verecek bir kitap değildir. Ben bunu açıkça söyleyebilirim. Yani okuduğunuzda içiniz böyle kasvet dolar. Hani o duvarlardaki, o kalenin duvarlarındaki rutubeti hissedersiniz iliklerinize kadar. Böyle hani böyle sabırsız bir insansanız hani sonuna gelmek için kurdeşen dökersiniz ama hani sonunda o insan hayatının o acınası sonuyla çok benzediğini görünce insanın bir içi burkulur. Ama bana muazzam derecede bir umut verdi. Gerçekten ileri gitme azmi verdi. Çünkü ben bir şeyleri bekleyen bir insandım bir yaşa kadar. Ama artık bir şeylerin peşinden gidiyorum ve bu benim için çok kritik bir nokta. Bu noktaya da böyle parmak basan, işte bir satır ekleyen her şey benim için çok kıymetli. O yüzden de benim üçüncü kitabım Tatar Çölü. Teşekkür ediyoruz. Bir ağzım kamaştı. Öyle güzel anlattın ki hepsini. Buradan aynı zamanda bence insanlar da kendilerine tavsiye çıkaracaktır. Bir anlamda kitap yorumu gibi de oluyor. Güzel oluyor bence. Çok daha keyifli bir hal alıyor. Ben de efendim üç kitabımı belirledim. Yaptığın ihaneti unutmayarak. Üç tane kitap diyerek. Acaba şöyle raflarımdan seçip getirebilir miyim? Tabii ki. Ha, gidip geliyorum. Burada bekliyorum. Bana kitap mı okuyacaksın? Lütfen, hayır. Öyle şeyler yapmayalım. Şu anda acaba tahmin edebilmiş misindir? Onu görmek istiyorum. Yani benim seçimlerim ne bakıyorum? Martıysan tahmin edebilirdin. Yani Macbeth'i belki ama Tatar Çölü'nü tahmin edebileceğini düşünmüyorum. Senin seçimlerini düşünüyorum. Yani sende çok özel bir yeri olduğu için Küçük Karabalık olabilir diye düşünüyorum ama güvenemiyorum da bir yandan. Devamına geldi oraya bir şeyler geldi. Evet. Evet. Arka kapaklarını gösterirsen ben belki tahmin edebilirim. Belki arka yazısını okursun. Hayır.
Evet, ön kapaklarını gösterirsen ben gerçekten o kitapları tahmin edebilirim bu arada. Belki de, belki de başarılı olabilirsin. Kesinlikle ben Marti'yi tahmin ederdim. Tatar Çölü'nü tahmin etmezdim ama bence aklıma gelenlerden biri bu olurdu. Çünkü ondan bana bahsetmiştin o kitaptan. Gerçekten ben o zaman da senden böyle leziz bir tat almıştım kitaba dair. O yüzden belki ihtimal verirdim ama şansını başka kitaplarda kullanırdım diye düşünüyorum. Öyleyse ben seni hayal kırıklığına uğratmayarak Küçük Karabalık diyorum. Yani Küçük Karabalık'a dair biz şu anda yani Martı senin hayatında öyle büyük bir yerde ki ve Küçük Karabalık benim hayatımda öyle büyük bir yerde ki biz aslında şu an seninle hiçbir şey konuşmadık bu eserlere dair. Yani söz konusu kitap benim bu kitap serüvenimi başlatan bir kitap ve ne zaman yılgınlığa düşsem, umutsuzluğa düşsem bana yüzebileceğimi hatırlatan bir kitap. O yüzden ben asla o umudun yok olmamasını isterdim. Bu yüzden tekrar Küçük Karabalık her zaman başucumda olmalı diye düşünüyorum. Hangisinden başlasam ikinci kitap olarak? İkincisi bence bu da senin aklına gelmeyecektir. Tıpkı Tatar Çölü gibi olsun biz de oyunlar oynayalım size efendim. Bu kitabı ben sana ufak bir pasajını sanırım bir kafede okumuştum. Büyük bir keyifle okumuştum. İkinci kitabım Ağaçlar Olur. Fermanfix'in. Hatırlıyorum ya. Şu ya. Şurada da bir şeyler hatta ayırmışım. Bu kitap benim için şöyle özel. Bir kere rengi zaten gerçekten harikulade. Yani çok enderdir böyle renginden ya da işte kapağın görüntüsünden, resminden çok pozitif bir enerji aldığım çok az kitap vardır. Bu kitap onlardan birisi ama tabii ki seçme gerekçem bu değil. Bu çok sığ olur yoksa. Bu kitabın içinde böyle ufak ufak yer yer öykü diyelim, yer yer şiir var ve her biri gerçekten benim umudumu tazeleyen, içinde yeşil yeşil bitkiler çoğaltan bir kitap. İçi de şöyle yeşillerini bilmiyorum azıcık görebilir miyiz? Evet. Görebiliyorum. Aralarda yeşiller var. Onlardan biri bu olurdu. Üç kitap seçecek olsaydım. Sen anlatırken bir yandan ben kendimi düşündüm. Yani gerçekten ne tür bir kitap olmalı, işte hangi tür, hangi duygu hakim? Bunları çok düşündüm ve ben açıkçası umuttan dışarı çok çıkamadım. Çünkü evet, insanın hayatında hüzün de var, hayal kırıklıkları da var, kin, nefret de var ve bunları besleyebilen eserler okunmalı zaman zaman. Çünkü belki biraz onları içimizden atabilmek o tür kitapları okumakla sağlanabiliyor. Ama ben şuna inanıyorum, en azından kendi adıma böyle. Yani bütün ömrümü diyeyim hatta senin ben sorunu kuvvetlendireyim madem öyle sormak istemiştin esasında. Bütün ömrümü üç kitapta geçirecek olmak istesem ben asla umudu başucumdan eksik etmek istemezdim. Ne kadar hüzne yer olsa da hayatımda, ne kadar onu besleyecek eserlere ihtiyaç duysam da onların gelip geçici olduğunu ve baki olanın umut olduğunu bilirdim. Bu yüzden mutlaka başucumda bir Nazım olurdum. Yaşamak güzel şey be kardeşim. Abi bu o değil. İçinde o şiir var ama ne güzel şey hatırlamak seni. Yani zaten bu kitabı aldığında belki biraz şey böyle hileli bir seçim olacak ama içinde Nazım'ın pek çok şiiri var ve her biri zaten bana dokunuyor. Ben isterdim ki ömür boyu her birini okuduğumda o umut tazelensin. Ne zaman yılgınlığa düştüğümde, umutsuzluğa düştüğümde başucumda bir kitap ararsam
Orada mutlaka Nazım'ı görmek isterim. O yüzden üçüncü kitabımda Nazım Hikmet olurdu diyorum. Şöyle başucuna da ekleyelim. Çıkarabildi. Bence hiç fena seçimler değil. Şimdi söyleyeyim. Ben bir tane şiir ekleyeceğini düşünmüştüm. Yani Ben muhakkak şiir olur. Ama Ümit Yaşar Oğuzcan gibi gelmişti ilk. Ne yalan söyleyeyim. Ama kararsız kaldım. O kadar şiir sohbetinin üzerine bir şiir bekledim. Ümit Yaşar Oğuzcan benim çok içimden geçti. Bir yandan seni dinlerken kalbimden geçen isimlerden birisi oydu. Ama sonra düşündüm ki beni daha çok üzer herhalde. Yani mutlu etmekten. Tabii ki mutluluğu da var ama o biraz buruk bir mutluluk benim için. Sanırım onu tercih etmezdim. Yani sen benim aksime çok daha fazla acıdan beslenebilen bir insansın. Bu sana iyi geliyor. Ama ben de o kadar da fazla değil. Yani ben bütün ömrümü ya da bütün bir yılımı, bir ayı öyle bir kitapla geçirsem herhalde beslenmez. Aksine yerle bir olurdum. O yüzden biz Nazım'dan devam edelim efendim. Şaşmayalım. Şimdi burada bana söz hakkı doğdu. Sanki Nazım'ı daha az seviyormuşum gibi bir ima yapıldı burada şartıma. Tutar mısın? Sus. Lütfen. Sus. Bunu hakaret sayarım. Yani ben 22 yaşındayım. Odamda hala Nazım Hikmet posteri var. Yani Nazım'la aramdaki ilişkiyi sen sorgulayamazsın. Ki hatırlarsın, kıskanç bir insansın. Geçen gün rüyanda sevgiliydik. Öyle bir hatıramız da var. Ya bu arada mesela şöyle bir şey de var. Bunu hem okuyan etrafımdaki insanlar yapıyor, hem arkadaşlarım biraz tepki gösteriyor. Bazen senden de yakalamıyor. Hani öyle demesek tarzında. Ben böyle hani çok şey mi? Nazım, Nazımcım, canım, hayatım böyle. İşte Cemal ya ne olsun falan hani çok böyle arkadaşımmış gibi devam ederim konuşmalarıma. Bu benim çok aşırı hoşuma giden bir şeydir ki bence de arkadaşız. Yani bunun ispatlanana kadar doğrudur bu. Ve ölülerle arkadaşlığımı da kimseye sorgulatamam arkadaşım. Kesinlikle. Ayrıca hani şey böyle yalnızca hani ne yapıyorsun böyle edebi bir sohbete bıçak saplıyormuşum gibi değil de sanki küfretmişim akrabasına gibi tepki gösteren insanlar da oluyor bazen hayatım. Hani Nazım senin askerlik arkadaşın mı tarzında. Öncelikle şunu da belirtmek isterim ki ben 97 doğumluyum. Yani o yıllarda askerliğe gitmiş olmam imkansız. Ülke tabii şartları dahilinde hür iradenle katılmıyorsan kadınları da orduya şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Bu gerekli açıklamaları yaptıktan sonra asker arkadaşım olmasından ziyade böyle bir okulun mektep arkadaşım olsun isterdim. Böyle bir gezsek dolaşsak isterdim yani konuşsak isterdim. Hatta biz bunun bir kere lisede böyle çok tuhaf bir sohbetini yaptık. Şimdi Nazım Hikmet'in sevdiği birçok kadın var sen de biliyorsun ve hani bu tırnak içerisinde bir çapkınlık şeklinde ifade ediliyor. Bir derste böyle konuşuyoruz. Yani hani bir insan nasıl sevmeli? İşte şairler nasıl sever? Hani şairlerin sevgisi hızlı tükenir ya da hızlı başlar ne tarafından bakarsan. Bir böyle bir konuşma oldu. Hani Nazım Hikmet sevgiliniz olsa ister miydiniz tarzında. Sanki Nazım hazır da kapıda. Yani ben o anki yanıtımı hatırlıyorum ve hala arkasındayım. Yani olsun da Nazım Hikmet bir saat, bir gün, efendim bir hafta sevgilimiz olsun. Yani bu nasıl bir soru? Yani sizin hayatınızda size hiç şiir yazıldı mı arkadaşlar? Siz hiç bir cümlenin öznesi oldunuz mu? Gizli öznesi oldunuz mu? Yani böyle şeyler
Çok yersiz tartışmalar. Hiç kabul etmiyorum. Ve hala ve inatla Nazım diyeceğim. Çünkü o senin arkadaşın. Öyle öyle yani. Aksini ispatlayabilir misin? Hayır, o zaman benim arkadaşım. Ölülerle aramdaki ilişkiye de kimse karışmasın bir zahmet. Yani hani kendisi dirilir de söylerse kabul ederim çünkü bir miktar korkarım. Tabii orada başka bir şey vardır o zaman, dirildiyse eğer. Evet. Yani şaka bir yana, gerçekten Nazım'a da Nazım deniyor yani. Onun Anı öyle çok bir yanı var. Mesela çok yani güzel değil belki o anın şapkalı olmasından bilmiyorum, ya da ismin tek başına güçlü gelmesinden, o da olabilir. Ama mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'a Ümit demezsin. Yani belki Ümit Yaşar dersin ama Ümit demezsin. O çok daha naif kalıyor. Yani ben az önce de söyledim, yani niye Ümit Yaşar Oğuzcan seçmediğimi açıkladım. Yani o bana biraz daha buruk bir tat veriyor. Daha naif, daha ufaktan mutluluk verici ama vermiyor gibi. Nazım bana her zaman çok daha güçlü, çok daha direnç dolu geliyor. O yüzden dolu dolu Nazım diyelim yani. Bunu da kim yargılıyorsa yargılasın. Bence biraz o da Nazım desin. hoşuna gider. Devam eder Kesin. yani. Herkes Nazım der bir saatten sonra. Evet. Bir de şey sormak istiyorum. Dedin ki o kadar işte hani sen dedin acıdan daha çok beslenen birisin. O kadar hüzünlü kitaplarla ben devam edemezdim. Ha buradaki hangi kitap hüzünlü hayat? Hayır. Hepsi için söylemiyorum. Hepsi için söylemiyorum ama ben Mart mesela, hariç diğer iki kitap gerçekten hüzünlü kitaplar. yani Macbeth'le çok uzun süre devam edemezdim. Yani ben onun sorgulamasının altında ezilir kalırdım. Ya sürekli kendi içinde bir şeylerin muhasebesini veriyorsun. Yani kendini Lady Macbeth'in yerine koyuyorsun. O benim için çok ağır açıkçası. Ben herhalde, bir de şey dedin ya, şu anki ruh halime göre düşünüyorum. Ben işte ömür boyu nasıl hissetmek isterdim, bunu açıkçası göz önünde bulundurdum. Yani evet, yer yer o sorgulamayı da yaşamak isterdim. Yer yer kalbim sıkışsın isterdim ama açıkçası çok da bazı duyguların altında böyle sıkışıp kalmak istemezdim. O beni yorardı çünkü. Ama dediğim gibi neyden beslendiğinle alakalı. Yani seni o mutlu ediyor, sana o iyi geliyor. O yüzden ben bunları seçtim, sen onları seçtin ama umarım böyle bir soru gerçek olmaz. Ömür boyu dilediğimiz kitapları okuyabiliriz çünkü gerçekten zor bir soru benim için. Evet. Yani soru genel anlamıyla zor. Benim için de zordu. Cevaplaması da zordu. Ama benim gerçekten şaka bir yana ilk karar verdiğim kitap Macbeth'ti. Dediğim gibi yani insandaki bu kibri ve o sorgulamayı ben tekrar tekrar o bir sene içerisinde yapmak isterdim. Çünkü bir yandan da bu duyguların bu yaşlarda törpülenmesi gerektiğine inanıyorum. Yani Evet. kendi içerimde hani tekrar tekrar okuyup amacım kendimi delirtmek değil aslında eğitmek. Yani hani her şey zıttıyla kaimdir ya yani sen bunu okuyorsun Elif ve içinde bunun zıttını tersini üret istiyorum ben senden. Kendime vermek istediğim o aslında. Bir yandan da ben Macbeth'ten çok ciddi bir haz alarak okuyorum Macbeth'i. Shakespeare'ın kalemini zaten çok seviyorum. Hal böyle olunca Macbeth ya. Yani hayatım hiç mi kanla ellerini yıkamadın? Niye öyle Lady Macbeth olmak istemem falan diyorsun? Belki yıkamadım değil de yıkayamadığımdandır tercih etmeme sebebim. Çünkü biliyorsun o kanlı eller suyla geçmiyor maalesef. Tabii İşte inan ben o orada mu? takılıp kalıyorum. Cıvıttım konuyu görüyor musun? Bak hiç şey kalmadı, ciddiyet kalmadı. Ben de hala ciddiyetimi koruyorum. Ben Demek öyle. koruyabiliyorum. Tamam bak. Kan lekesine ciddiyetini koruyorsun. Peki vişne çürüğü, çimen lekesi, kahve.
Bunlara ciddiyetini koruyabilir misin? Bir çocuk bunun üçüne birden düştüğünde sen elinde çamaşır deterjanıyla koştura koştura onu temizlemez misin? Hiç sormuyorlar bu reklamlarda bu çocuklar niye hepsine aynı anda düşüyor diye. Neyse. Nereden haberi vardır şu anda? Ya, şakası bir yana gerçekten böyle çok kamçılayarak beni iyileştiren bir kitaptır Macbeth. Ben çok severim Macbeth'i. Evet, duygulandım. Tatar Çölü'nde dediğim gibi yani bana iyi gelir. O dikenli yolların varlığı ve hani o dikenleri ezmeye kalkmadığın sürece o yolların hep dikenli olacağı düşüncesi bana iyileştirici gelir. Çünkü sürekli iyi tasviri şuna yontuyor insanı. Hani her şeyin iyi olacağına inanırsan kötü bir şeyler olduğunda dünya başına yıkılıyor. Ben demiyorum ki her şeyin kötü olacağına inanalım. Ama yaşadığımız şartlar dahilinde bazı şeylerin de kötü olduğuna ve insanın özünde kötü duyguların da bulunduğuna inanmak durumundayız. Ve bunları hatırlamak için ben şu an bu kitapları seçtim. Dediğim gibi belki 3 ay sonra farklı kitaplar seçerim, belki 2 hafta sonra. Ama dediğim gibi çok da güzel kitaplar. Hepsini de tavsiye ediyorum. Okuyun ve kahrolun arkadaşlar. Böyle Yani kitap önerim. şimdi sen böyle anlatınca aslında ben de bir sorgulama yapıyorum. Belki de o duygulardan kaçmak istiyorum. Bu da olabilir. Ya olabilir. Yani bu çözüm değilse de bir ertelemedir. Ben daha böyle kesin çözümler arayan bir insanım genel olarak. Yani kesin çözümler. Böyle nokta atışı bir şeyler arıyorum. Çünkü kaçtıkça arkamdan geldiği düşüncesi bana kaçmaktan daha fazla korku veriyor. Hepimiz birer Macbeth olduk bir anda.